NBA hoş geldiniz sezonu Haziran ortasında bitirdik bir aylık bir detoks yaptık yine döndük yine dayanamadık 3 ay 3 ay olmadı <laughs> sezon başına kadar yapmam artık NBA konuşmayacağım biraz dinleneceğim diyordum çok dayanamadık döndük çünkü çok fazla takas çok fazla yer değiştiren oyuncu çok fazla extension çok fazla coaching değişiklikleri var bunların hepsini bir konuşacağız aslında hepsinin bitmesini bekliyordum daha tabi masada olan Kevin Durant var Kyrie Irving var Donovan Mitchell tekrar takas konusuna geldi Hepsi bitsin diye bekliyorum ama baktım çok birikecek, çok yığılacak. Daha da vakit kaybetmeden konuşalım dedim. Şimdi hepsini ayrı ayrı konuşmayacağım. Ee, extensionları, bu extensionları konuşurken takımların başka yaptığı hamleleri vesaire hepsini böyle iç içe geçerek özellikle de öne çıkanları, hani arada kaçanlar ya da unuttuklarım da olabilir ama e, öne çıkmayanları da biraz sallayacağım. Haberiniz olsun. ...bir detaylı konuşacağız. Yine unuttuğum olursa da yorumlarda mutlaka bana hatırlatın. Şimdi extension'larla bir başlayalım. Ee, Nikola Jokic ile başlayalım zaten. Denver 5 yıllık 264 milyon dolarlık yeni bir extension verdi ona. Tabii Denver'ın burada yaptığı birkaç önemli hamle daha var. Zaten Jokic'in aldığı parayı konuşacak halimiz yok. Denver şu an tapıyor. Zaten MVP ödülü geldiğinde de Sırbistan'a kadar gidip ödülü bizzat <laughs> Mike Malone ve bütün Denver yönetim ekibi bizzat takdim ettiler kendisine ki hatta o videoda görmüşsünüz böyle atlarıyla binerek gelmişti. Neyse Denver bu extension yanında Bruce Brown ekledi. 2 yıllık 13 milyon dolarlık bir anlaşmayla. DeAndre Jordan ekledi. Bu çok önemli bir herhalde sezonda hayvanlık yapacak birine ihtiyaçları var. O yüzden bunu çok iyi yanmıyorum ama esas kritik olan KCP eklemeleri. 2 yıl 30 milyon dolarlık da bir anlaşma verdiler. Takas aldıktan sonra bir extension verdiler. İsmit'e eklediler. Montemoris ve Will Barton'u yolladılar. Will Barton'dan zaten artık bu takımda olmayacağını belki de kurtulmaları gerektiğini bir süredir dile getiriyordum. Çünkü Will Barton'ın takım içerisindeki yani hem savunma tarafında hem de böyle 6. adam gibi oynasa belki yine yer ama ilk 5'teki yeri Denver'ın genel yapısına çok uymuyordu. Ondan da kurtulmuş oldular. Ha, bir yandan da Washington için ilginç bir hamle oldu. Baya derin bir kadro da var ama bu derin gözüken kadrodan ne çıkaracaklar bilmiyorum. Washington'da ayrıca sezonda hatta daha detaylı konuşuruz ama tabii onların da yaptıkları hamleleri biraz değineceğim. Bunun dışında bir de Jamaikal Green'i yolladılar e, o KC'ye ve Peyton Watson'la 30. tur tercih Peyton Watson'la e, ikinci tur draft hakları iki tane ikinci tur draft hakkı aldılar. E, tabii bir yandan da ufak ufak gelecek hamleleri de yapıyor Denver ama şu anda kadronun derinliği özellikle KCP eklemeleri bence çok önemli. Hele de Bruce Brown da iki tane çok önemli e, savunmacı eklediler. Bu iki savunmacının da esas özelliği takip savunmasında çok iyi olmaları. Art olarak Bruce Brown'un da fiziksel olarak e, uzun oyuncu da savunabiliyor durumda olması, iyi bir matchup, e, match e, savunma matchup'ı e, avantajı yaratması da çok kritik. Bence çok iyi hamleler yaptılar özellikle savunma tarafında tabii işte Murray bu sezon oynayacak. Porter Junior da dönecek ama onun durumunu neyse, Sezonda konuşacağız tabii ne kadar iyi dönecek sakatlıktan nasıl dönecek e, Göreceğiz Ama Denver bence çok iyi hamleler yaptı e, Washington'a geçelim Bradley Beal'da 5 yıl 251 milyon dolarlık bir extension yaptılar Yalnız burada bir ince detay var Bobby Marks bu haberi yaptı o da e, şu no trade klausu var. Yani Bill onaylamadığı hiçbir trade'de Bill konu olamayacak. Bundan 10. oyuncu oldu bu arada. Diğer oyuncular LeBron James, KG, Melo, Dirk, Kobe, Dwayne Wade, Duncan ve David Robinson'la John Stockton'dı. Yani Bradley Bill'a bu kadar büyük yatırım. Ya tabii şimdi küçük market takım olarak kaldı Washington Wizards. Belki hani Jordan dönemindeki o pazarlama şeyini de yani düşünüyorum çok da iyi kullanamamışlar o dönemde de yani 19 sene öncesinden bahsediyorum tabi sonrasında zaten Washington hiçbir zaman ilgi alanı yüksek bir takım olmadı Brad the yıllardır zaten oradan gitmesi konuşulan bir oyuncuydu tabi onu bedavaya kaybetme gibi şansları da yok çünkü artık NBA şu hale geldi yani yıldız oyuncunuzu bir şekilde kaybedeceğiniz hissedildiği zaman ya da siz elden çıkarmak istediğinizi birazcık hissettirdiğiniz zaman hemen değeri düşüyor. O yüzden Bradley Beal'a e, e, bu kontratı vermek zorundaydılar bir yandan da. Ha, ne işe yarayacak? Washington'ı bir yere götürür mü Bradley Beal ve etrafındaki rotasyon? Çok emin değilim. Şimdi bir yandan şu da var. Açıkçası e, bence iyi, iyi bir savunma korunu kaybettiler KCP ile beraber. Ama bir yandan da çok fazla oyuncu var ellerinde şu anda. Bu kadar oyuncuyla ve, ve bu kadar savunmada iyi olmayan oyuncuyla ne çıkaracaklar? Çok merak ediyorum işte en son Westbrook'lu sezonda ucundan play-off görmüşlerdi. play-in görmüşlerdi. Daha fazlası olacak mı? Göreceğiz ama Bradley Beal gerçekten çok riskli bir kontrat oldu onlar için. Yani umarım bundan 5 sene sonra yani son 2 sene falan kaldığında ya ulan bu kontrat da böyle kaldı artık ne yapacağız falan gibi bir şey olmaz. Çünkü bir bir noktada bayıp gitme ihtimali de çok yüksek. Zaten no trade clause'u da kendi bayıp giderse iyice ellerini daraltacak. Hiçbir şey kalmayabilir ellerinde. İşte bu tarz durumlarda da işte tutarsa bir iki draft hakkı koparırız da geliyor konu. Ki hatta şu anda birçok takımda bunu yaşıyor. Onun dışında Jay Morant 5 yıl 231 milyon dolarlık bir extension aldı. Hak etti. Ee, ama Jay Morant ile ilgili de bir, ekstra bir analiz videosu yapacağım. Alperen Şengün'e yaptığım gibi. Hangi Jay Morant tadında? Çünkü sezondaki Jay Morant'ta Minnesota serisinin ilk maçından sonra Playoffları oynayan Cemurant bence çok farklı iki Cemurant. O yüzden Cemurante de detaylı bir analiz gelecek. Orada daha fazla konuşuruz. Devin Booker 4 yıl 214 milyon dolarlık bir extension aldı. Tabi Sans ne yapacak bilmiyorum. Yani Durant'ı bir zorladılar olacak gibi değil o iş. Çünkü ya, Booker istiyorlar. <laughs> yani onlar da ya bir yandan haklı net ama bir yandan da Sans'ın Booker verip Durant alacak bir hali yok şu anda pazara düşen oyuncunun değeri düşer mantığıyla da yaklaştığında Nets'te hiç umunda olmadı yani. Tok satıcıyı oynadılar. O yüzden e, Sans'ın artık özellikle de bu kora yapacağı ekstra savunmacılar, ekstra şutörler vesaire onları konuşacağız ki ileride bir iki e, konu daha var. Ben yani özellikle Aiton konusu onlara değineceğim. Ha şimdi gelelim Minnesota'ya işte ilk bombanın patladığı yer. Quarantine Towns 230 milyon dolarlık bir extension anlaşması yaptılar. Sonra da Utah Jazz'dan Rudy Gobert aldılar. Neydi bu takasın detayları? Onu bir söyleyeyim hemen. Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Caster, Jared Vanderbilt. 4. birinci tur hakkı. Bir tane de Top 5 Protected 200, 2029 birinci tur draft hakkı. 2026'da da draft swap verdiler. Bayağı iyi. Yani <laughs> bence buradan Utah çok iyi bir draft hakkı topladı. Şimdi Minnesota'nın çünkü ne kadar yukarıda kalabileceği özellikle de 2-3 seneden sonra önümüzdeki 2-3 seneden sonra bence muallak da özellikle 2027 işte top 5 protected 2029 bence güzel e, draft takları onları iyi değerlendirebilirler bunları alt, tabi bunları 6-7 sene sonra konuşacağız ama şimdi Minnesota tarafından bakmamız lazım Gober ne olacak Minnesota'da Ya yani bunu yine sezonda gördükten sonra yani Koçing ekibinin kafasında ne var, nasıl bir şey planladılar, sahaya nasıl yansıyacak ki bu gördüğümüz görüntü, yani sezon başında göreceğimiz görüntüle pardon, e, sezon ortası ve playofflarda göreceğimiz görüntü bile çok farklı olabilir Mesut da. Çünkü D'Angelo Russell'ın da takası burada söz konusu olabilir. O yüzden ilk aşamada şunu söyleyebilirim. Kafama takılan birinci konu aslında hücum değil savunma. Evet Gober savunmada çok önemli bir oyuncu zaten tartışacak bir şeyimiz yok ama... Carl Anthony Towns Gober yan yana nasıl bir matchup avantajı ve dezavantajı yaratacak? Şimdi rakip takımlar kısa ciddi dezavantajlar yaratabilir. Özellikle Carl Anthony çemberden uzaklaştıkça zaten savunma potansiyelinin düştüğünü playoff'larda da konuşmuştuk. Ee, tabii buradaki esas bence ilk bakılan nokta hücum. Neden hücum? Ee, i̇şte savunmada bu dezavantajları göz ardı edebilecek bir hücum, hücum potansiyeli yaratacaklar. Nasıl? Bir Rudy Gober çok iyi bir screener. Yani onun screenlerinden çok fazla skor üretme şansı bulacak. Antonio Edwards da özellikle. Hatta D'Angelo Russell tekrardan e, Raya girebilirse, tekrardan eski oyunu hatırlayabilirse, belki Nets dönemindeki performanslarına erişebilirse ki bence o zaman çok önemli bir oyuncu olabilir. Onunla beraber gerçekten ciddi bir üretim sağlayabilirler. Ve onu piken rolde kullanırken de Karantin'in tanısından özellikle playofflara ben çok az üçlük bulduklarını düşünüyordum. Onunla daha fazla üçlük potansiyeli yaratabilirler. Çünkü çok iyi bir şutör oyuncu. Özellikle de şunu da çok gördük. Çok da aslında sırtı dönük oynamaktan çok birebir yüzünü dönmeyi daha çok sevmeye başladı. Ha bunun için yeterli mi? Bence değil. Yani evet Karantin'in tanısından konuşuyoruz ama yüzünü birebir döndüğünde karşısına akıllı savunmacılar geldiğinde hızını, daha doğrusu hız dezavantajını iyi analiz edip onu çok rahat durdurabiliyorlar. Burada Gober'le bir şey yapabilir mi? Gober'le ikili oyunlara girmesi çok büyük hantallık olur. Onu çok yapabileceklerini zannetmiyorum ama Gober'in devrildiği anlarda çemberde bitirmek yerine eğer erken devirip biraz daha böyle boyalı alanın üst tarafında dirseğe yakın bir ara top aldırabilirlerse Quarantine Towns'un hareketliliğini Gober'den alacağı paslar da kullanabilirler. Belki burada Gober'i ilginç bir şekilde görebiliriz. Biraz daha dirsek, dirsek civar, dirsek altı pas yapan bir oyuncu. Buradan çıkartabilirler mi Gober'den? Çok merak ediyorum. Çünkü Karantin Towns'u hareketli beslemek özellikle pick and Roll'dan sonra çok karlı. Ama işte yine de ne olursa olsun playofflar geldiğinde şimdi karşınıza Clippers gelecek. Ya, i̇nanılmaz esnek bir takım. Yani o kadar derinleştiler ki. Ya bu derinlikle kısalırlar, uzalırlar, uzarlar pardon. Nasıl yanıt vereceksin? Golden State keza öyle bir takım. Yani hadi diyelim Lakers toparlı Davis var karşında. Yani evet fiziksel oynayan, uzun, iri uzun kullanan, fiziksel ağırlık kazanmaya çalışan takımlara karşı yanıt verebilecekler. Hatta üstünlük kurabilecekler. Ama rakipler kısaldığında ki çok kısalabilecekler, çok kısabilecek rakipler var. O zaman bu ikiliyi ne yapacaklar? Ha şunu düşünüyor olabilirler. Gober'i Kenara çekip karantina tansu 5'e aldıkları durumlarda e, belki süreyi 25 dakikalara çekecekler Gober tarafında ve başka opsiyonlar yaratmaya çalışacaklar. Bilmiyorum işleri bayağı zor. Bir yandan da Patrick Beverly gibi aslında savunma direncini oluşturan bir oyuncuyu kaybettiler. D'Angelo Russell ve Anthony Edwards, evet, Anthony Edwards savunmada playoff'larda çok daha iyiydi sezona göre ama sezonda bunu sürdürür mü ya da bunu korur mu henüz bilmiyoruz. E, yokken orada Deancey orası aynı savunma seviyesine çıkar mı? Bence çok zor. O yüzden kısa savunmasını biraz kaybettiler. Uzun savunmasına odaklandılar. Ama orada da çok ciddi eşleşme sorunları yaşayacaklar. Evet hücum tarafı dediğim gibi Karantin Towns'ta farklı opsiyonları da daha fazla şut özellikle de dış şut opsiyonlarını arttıracaklardır. Buradan ciddi bir skor potansiyeli bulacaklar. Çok daha fazla pick and roll sayısı üretecekler ama tahtreval gibi bir takım oldu açıkçası. Yani bir anda böyle ağırlık hücumda da savunmada da çok fazla bir tarafa yığılabilir ve bu onlara çok ciddi dezavantaj yaratabilir. Ama çok merak ediyorum bir yandan da ne çıkaracaklar? Minnesota burada ne net çıkaracak, ne koyabilecek ortaya çok merak ediyorum. Bunun dışında Torin Prince ve Austin Rivers'ı da kadroya eklediler. Hatta bir de Kyle Landry'sini eklediler. Şimdi kısa savunmasını kaybettiler dedim ama iki tane iyi kanat savunmacısı ve iki tane de hem Kyle Landry'nin hem de bir oyun yönlendirici eklediler hücum tarafında. Bu da ilginç. Bu bana şunu da düşündürüyor. Özellikle de Gober Towns ikilisinden birinin sağda olduğu e, opsiyonlarda Anderson oynalıp Edwards'a Kyle Landry ve Edwards'ı sağda tutarak çok farklı e, rotasyon yapıları oluşturabilirler. Kyle Anderson'ın hem dirsekte hem kanatta oyuna yön verebildiği, Edwards'ın çok daha rahat bu yönlendirmelerde kendine alan bulduğu hem off-ball'da hem toplu olarak hem de çok iyi screen opsiyonları bulduğu Gober'de çok acayip durumlar, rotasyonlar yaratabilirler. Bir yandan da bunları düşünüyorum. O yüzden bence çok yapboz gibi bir takım oldu Minnesota. Evet göreceğiz Minnesota yapıp yapıp bozacak muhtemel sezon içinde. Dediğim gibi sezon başı, sezon ortası ve sezon sonu Minnesota'sı bence çok farklı gözükecek. Ee, çok merak ediyorum ortaya ne çıkacak. Bence bayağı bu sene Minnesota konuşacağız. Portland'a geçelim. Portland'da bence çok doğru hamleler yaptı. Özellikle de geçen sezon... C.J. McCollum'dan çıktıktan sonra Pelicans takasıyla oradan işte harta almışlardı ki o da zaten e, savunma tarafında çok önemli bir oyuncuydu. Adeta Damon, Damon Lillard'ın etrafına böyle bir asker ordusu dizdiler. Gary Payton geldi Golden State'ten 3 yıl 28 milyonluk bir anlaşmayla. Yusuf Nurkiş'le tekrar anlaştılar 4 yıl 70 milyon. Anthony Simons'la e, 4 yıl 100 milyonluk bir extension yaptılar. Rookie extension'ı aldı. Camington'da da uzattılar ve yetmedi. Bir de Jeremy Grant'ı aldılar. Bence bu en önemli eklemelerden biri ki Jeremy Grant Detroit'te tek başına skorer olmayı denedi. E, çok olacak gibi değil bence bunu kendi de fark etti. Tek başına bir yıldız olmak ya da bir takımı sürükleyecek e, mentaliteye sahip olmak onun işi değil. E, ve çok daha iyisini yapabiliyor. Yani Jeremy Grant'in ben bu hamlesini biraz şey gibi gördüm. Belki vardır sizin de arkadaşınız. Çok iyi kalecilerdir ama halı sahada kaleye geçmek istemezler. Çünkü ya gol atmayı daha çok seviyorum ama berbat forvetlerdir ya da çok kötü orta saha oynarlar ama kalede sıkıldıkları için orayı çok istemezler. Bence Jeremy Grant de işte bir takımın esnek savunmacısı hem de hücumda top geldiğinde oynayan hücumcusu gibi oynamayı, oynamaktan sıkıldı, sıkılıyordu. Daha fazlasını denedi ama daha fazlasıyla NBA'de tutunamayacağını da bence gördü. Ee, bu çok iyi bir hamle. Umarım Jeremy Grant de buradan kendisine iyi bir ders çıkartır ve Lillard da iyi bir uyum sağlar. Çünkü Lillard'ın etrafında onunla beraber onu onu hem, yüce, hem yükseltecek hem de takımın e, savunma rotasyonu içerisinde şevklendirecek bir oyuncu. Ee, yani bu kurgu, Hart da vardı tabi burada geçen sene Yani Bence T Portland için çok iyi. Ama tabii buradan ne çıkaracak yine onu da çok merak ediyorum. Şimdi çok esnekler, uzunlar, kısalabiliyorlar. Savunma çok detaylandı. Ama hücumda yine de ne kadar yüzde de dış şut bulabilecekler. Lillard'ın yoğunluğunu alabilecek hücum gücünü ne kadar detaylı yaratabilecekler. Tabi burada iş Anthony Simons ve Grant'e düşecek. Belki sezonda Lillard'ın yükünü düşürüp playoff'ta arttıracak şekilde bir planla ee, bu ikili özellikle Simon Grant ikilisi öne çıkarak iyi bir rotasyon oluşturabilirlerse çok da güzel bir Portland izleyebiliriz. Belki de yıllar sonra e, iyi bir savunmayla işte batı finalinde Golden State ile yıl gerçekten iyi bir savunma yapmışlardı playoff'larda. O yıldan sonra belki çok daha iyi savunma yapan hücumda daha e, Lillard'ın ağırlık merkezinde kalıp Lillard'ı yormadan, Lillard'a fazla yüklenmeden çok daha doğru bir oyun oynayan Portland izleyebiliriz. Bunun dışında bir kritik hamle de Philadelphia'dan geldi. James Harden son sezon, kontratın son sezonundaydı. 47 milyonluk kontratın son sezonundaydı. Ondan opt-out etti yani çıktı ve 2 yıllık toplam 64-65 milyon dolarlık bir anlaşma yapması bekleniyor. Bu sayede de tabii Philadelphia biraz daha savunma korunu güçlendirecek, rotasyonunu güçlendirecek oyuncular ekledi takıma. Kim bunlar? Bunlardan da biraz bahsetmemiz lazım ki bence çok önemli oyuncular. İlki PJ Tucker 333 milyon dolar. Yani PJ Tucker'ın artık playoff değeri o kadar yüksek ki hem savunma rotasyonunda hem de sezon içerisinde kısalmanız konusunda çok çok önemli bir oyuncu oldu. Ki bu arada Embiid'de yan yana da oynayabilir. Embiid kenardayken uzun rot uzun rotasyona da geçebilir. Ben zaten şeyi çok anlamadım. Yani Milwaukee'de de, Miami'de de ki hatta Miami'de özellikle playoff'un artık son raddesinde takımın çok uzun süre kenarda olduğu maçlar izledik. Bence da Spostra'da, Budenholzer'da takırın değerini çok anlayamadılar. Ya da onu bence doğru kullanamadılar. Belki de doğru tabir budur. Umarım Philadelphia bunu daha iyi yapacak. Dark Rivers Hatta Dark, yani Dark için de bir e, sınav bu. Yani Dark Rivers'ın bazen çok old school hallerini de görüyoruz. Bazen daha yenilikçi hallerini de görüyoruz. Ama tabii old school biraz daha ağır basıyor. Artık Takır'la beraber o nasıl kullanacak? Özellikle Embiid'in biraz dinlenmesi lazım. Yani playoff'un her anında da e, sezonda da gerçekten biraz da dinlenerek oynayabilmesi lazım. O yüzden bu e, Amnes çok önemli. Onun dışında Daniel House eklediler. Deandre Melton eklediler kadroya. Yani biraz daha derinleştirdiler. Savunma rotasyonu olarak da çok daha iyi derinleştiler Ama yine de Fedelfia'nın hücumda ne oynayacağı. işte burada da Green gitti tabii. Orada bir üçlük potansiyelini kaybettiler. E, Taybul'dan bence playoff'larda ki ben de orada ayar kırıklığına Açıkçası Taybul'u takasla kaybetmemelerine sevinen taraftaydım ben. Ama Taybul beni çok büyük ayar kırıklığına uğrattı. Hatta savunmada bile ayar kırıklığına uğrattı onun da tekrar e, bu kadro ile beraber forma forma giymesi önemli olacak. Bunun dışında zaten e, Paul Reed ve ekstradan Willi Kolstein de bu takımın uzun rotasyonunda Willi Kolstein yeni eklendi. Paul Reed geçen sene de oynuyordu. Artık uzun rotasyonunda da biraz daha derinleştiler. Embiid'in üzerinden yükü almaları lazım. Ama işte Maxi Melton Harden üçlüsü dışında yani baktığımda işte Melton oraya eklen dediğim gibi. Kısa rotasyonu Bilmiyorum Ya yani Shake Milton burada nasıl gelecek? Kenardan ekstra bir şeyler getirebilirler mi? Furkan'ı tekrar sezonda kullanabilirler mi? Ki playoff'larda neredeyse hiç oynamadı. Kısa rotasyonu biraz dertli duruyor. Burada Harden'ın e, şu anda off-season'da çok sıkı çalıştığı görüntüler düştü. <laughs> Tabi her sezon e, off-season'da e, kar tanesi gibi cemre gibi bir, bir sürü e, oyuncunun sezon off-season çalışmaları düşer. Ama Harden'ı iyi gördüm. Yani Harden'ın Bayağı sıkı çalışıyor. Ee, geçen sezon ve Nets'te geçirdiği hem mental olarak kötü geçirdiği hem de sakatlıklarla kötü geçirdiği iki sezondan sonra iyi dönebilirse e, ki bence iyi de bir fedakarlık yaptı. Takıma da güvendiği için, Moria'da güvendiği için. Fedelfia'da daha iyi olacaktır gibi duruyor ama dediğim gibi, kısa rotasyonunda özellikle playofflar geldiğinde biraz o darlık sıkıntı yaratabilir. Zion Williamson'da Pelicans'tan 5 yıl 193 milyon darlık bir extension aldı, daha doğrusu e, incentive aldı ve 231 milyon dolara çıktı kontratı. Evet neredeyse hiç oynamadan <laughs> aldığı bir para var. Umarım Zion Williamson, e, tabii Pelicans'da barışır. Yani geçen sezon çok iyi şartlar vermedi. E, CJ McCollum'la da daha hiç oynamadı. Takımın lideri gibi de takılmıyor. Onların da sezonu bence bayağı fırtınalı geçecek ama merakla bekliyorum. Darius Garland yine Cavaliers'la 5 yıl 193 milyon dolarlık extension'ını aldı. Zach de Bulls'ta 5 yıl 215 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı ki. Zach de takasa çok konu olan bir oyuncuydu. Off-season e, takas dönemi başlamadan önce ama bir hareket olmadı şimdilik. Ama ben açıkçası Bulls'un hele de geçen sene playoff'lardaki halini gördükten sonra... E, Demar DeRozan, Zeklavin, Lavin, Vucevic üçlüsünün çok gidebileceği bir yer olduğunu düşünmüyorum. Sezonda yine çok iyi olabilirler. Çok iyi maçlar izletebilirler. Çok iyi periyotlar geçirebilirler sezon içerisinde. Ama nereye giderler, ne yaparlar açıkçası ben hiç güvenmiyorum. O yüzden ustam bir noktada, bilmiyorum bu sezon mu olur, gelecek sezon mu olur ama bir noktada abi toparlıyoruz artık. Ufaktan takımı değiştiriyoruz hamlesinin geleceğini daha az gelmesinden şüpheleniyorum ama bakalım. Onun dışında ee, DiVincenzo Vincenzo Golden State ile 2.9.3 milyonluk bir anlaşma yaptı. Tabii Golden State'in diğer oyuncu ile ilgili de e, diğer kontratlardan bahsedeceğim bu arada. Hatta Kevin, Kevin Looney de 3 yıl 25.5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Otto Porter Junior'ı kaybettiler. Ee, 2 yıl 12.4 milyon dolarlık bir sözleşme karşılığında ki bence çok ucuza gitti. Özellikle de Otto Porter Playoff'larda inanılmaz bir kıymete binmişti Golden State'de. Çok iyi bir parçaydı. Draymond Green'i backuplayabilecek seviyede bir oyun oynamıştı. Otto Porter'ın bu kadar ucuza gitmedi. Tabii ki Golden State'in geçen sezon sonunda da belirttiğim gibi cap space sorunu. Bu yüzden e, onu tutmakta çok zorlandılar. Sadece 4 milyon dolar daha fazla veremediği için gitti Otto Porter. Hatta keza işte Gary Payton 2 de onu daha az önce bahsettim. da anlaştı. O da Portland yani iyi bir para verdi. Onu da karşılayabilecek durumları yoktu yine cap space'ten dolayı. Onu da tekrar hatırlayayım. Gary Payton 2'de 3 yıl 28 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. İşte bunun sonuçlarını şimdi yaşamaya başladılar. Bu kayıplarla yaşamaya başladılar. Bunu ilk dolduracakları hamle DiVincenzo Di Vincenzo oldu. Tabi geçen seneden Wiseman tekrar işte sakatlıktan kurtulup dönecek. Ama o da ne kadar ne verebilecek bilmiyorum. Tabii daha da önemlisi, şimdi biraz o konuyu aslında açalım. E, Durant. Yani şimdi Durant konusuna... Hadi girelim ya burada girebiliriz. Yani Durant konusuna burada girebiliriz. Çünkü Kyrie Irving'in takasını istemesi, artık Durant'in Kyrie Irving'le oynamak istemediğini belir etmesiyle beraber Nets'te de bir dağılma dönemi başladı. Bunu zaten çok konuşmuştuk. O takım ilk kurulduğundan beri yani Nets'in koçu kim diye bir video var kanal, kanalda. Onu izleyebilirsiniz. Çok boylarından büyük işe kalkıştılar. Anlamadılar. Aynı hatayla Lebron James'e düşmüştü zamanında. Yani bir coachingi sağ içinde oynayan bir oyuncu üstlenemez. Yani Uğur Tütün eker misiniz siz? Yani öyle bir sigara içip atıp sahaya giremezsiniz. <laughs> Türkiye'de olsa belki olur da. Yani şaka bir yana gerçekten çok kötü bir süreç yaşadı Nets. Ve buna inandılar. Bunu çok söylüyorum ama yani Kyrie Irving'de, Durant'te bunun olacağına inandılar. Durant burada hem kendini yıprattı hem, hem yani se zaten seyircinin de ona yıpratmasına izin verdi. Zaten Golden State'e gittiğindeki ben onu hala saçma buluyorum bu arada. Çok güçlü takıma gittim. Oyuncu profesyonel profesyoneldir. istediğini yapar. Anlaşıyorsa istiyorsa onu da yapar. Bunu da yapar. Hiç önemi yok. Ama işte asıl bence profesyonel olmayan taraf yıllarca da ya ben işte Westbrook'un yanında acı çektim. Olmadı. Şöyle oldu. Böyle oldu deyip tekrardan bu kadar seyirci baskısını aldanıp Twitter baskısını aldanıp diyeyim hatta. Hatta Amerika basının aptalca baskısını aldanıp gidip hiç tanımadığı yani oyun olarak sahada birlikte oynamadığı için bunu söylüyorum. Tabii ki Kyrie tanıyordu. Tanımadığı, ne kadar oyun sağlayıp sağlamayacağını bilmediği bir oyuncuyla yan yana gelerek zannetti ki biz bu takımı tek başıma yönetiriz. Coaching'e moaching'e gerek yok. Bakın şimdi hepinizi öttüreceğiz tırnak içerisinde. Gazıyla hiçbir şey olamayacağını sağ olsunlar. Bana zaten kanıtlamışlardı yıllardır bana bu ben bu konuda çok sabit fikirim yani o 2 3 yıldızın tek hamlede bir araya gelip başarılı olmayacağını 90'ların Chicago'sundan beri biliyoruz. Çünkü o takım da çok iyi bir korla üstüne konarak üstüne eklenerek gelmişti her zaman. Başarı öyle gelmişti. Spurs, Keza Lakers, Phil Jackson's ve sonrasında yine çok iyi görev oyuncuları. Yani bu oyuncular bir araya gelerek bu takımlar şampiyon oldular. Rastgele olmadılar. Hadi topluyoruz da olmadılar. Hatta yine bunun e, örneklerinden birine dallasın bir cevabı da oldu. Yani bu neyse şimdi yaranıza basmıyor <laughs> Miami'liler. Neyse şaka bir yana o yüzden e, bu konu artık Durant'in kişisel bir kavgası haline geldi ve o da bence şunu fark etti ki e, yani Golden State'e şu anda giderse ki artık Golden State e, Curry de artık son dönemine giriyor. E, Durant de son dönemine giriyor. Gerçekten e, iki şampiyonluğu daha cebe atabilirler. Bunun da farkında ve Golden State takasının çok büyük potansiyel olduğu şu anda konuşuluyor. İyi genç oyuncular da var elinde yani netse verebilecekleri genç oyuncular da var. Ee, uzun vadede zaten şu an Caps ve şiş şişmiş bir takım Golden State. Ee, bununla gittiği yere kadar gidip zaten bir noktada genç oyuncularına yönelip onlara tekrardan işte kontratlar yapıp ya da ellerindeki draft taklarıyla bir şeyler yapacaklar. Ee, şu an gidebildiği yere kadar gitmesini zorlamaları bence çok mantıklı. Buradan iki şampiyonluğu daha net çıkartabilirler ki seneye işte Clippers daha sağlıklı dönecek. Lakers hamlesini bekliyoruz daha iyi olabilir. Denver bomba gibi geliyor. Minnesota Memphis gibi takımlar zaten ciddi potansiyeller. Portland durumunu toparladı. Şimdi Golden State'in bu seneye göre rakipleri biraz daha güçlü olacak. O yüzden bu hamle onların iki sene daha şampiyon olmasını da sağlayabilir. Durant hamlesi. O yüzden bence biraz da bekliyorlar. Peyton ve Otto Porter konusunda çok fazla üstüne gitmemiz çok fazla ısrarcı olmaları bu yüzden olabilir. Ama benim asıl kızdığım nokta evet Golden State bu oyuncuları kaybetti. Kaybedebilir onların eli yine geniş ama bu oyuncuları başka takımlar nasıl almadı? Yani Otto Porter nasıl Toronto'ya gitti? E, Toronto kötü bir takım diye demiyorum. Helal olsun aldılar. Ama gerçekten Otto Porter Junior'a ihtiyacı olabilecek ve şu kelepir fiyata yani 2 yıl 12 milyon dolara alabilecek gerçekten çok daha ihtiyacı olan takımlar vardı. Çünkü zaten Toronto'nun rotasyonu hiç fena değil. Buna da çok şaşırdım. Gelelim Lakers'a. Lakers'ta e, güzel parçalar ekledi takıma. Thomas Bryant ekledi. Lonnie Walker 4'ü ekledi. E, Toscan Anderson geldi. Troy Brown geldi. Dem Jones geldi. Tabi bu oyuncunun gelmesi önemli değil. Önemli olan gitmesi gereken. Westbrook. Westbrook nasıl gidecek, nereye gidecek? Tabi tek konuşulan konu bu. Ee, çok da ciddi bir opsiyon şu anda yok. En son konuşulanlar arasında Utah vardı. New York bir ara konuşuldu ama yani gerçekten bedavaya nereye gidebilir? Çünkü Kyrie Irving ile bir takas durumu pek söz konusu olmayacak gibi şu anda Westbrook'un. Zaten kendi kontratına optin oldu. Yani Ciddi bir para var. Belki bir takım onu alıp bayat edebilir. bayatı kabul eder mi onu da bilmiyorum. Ama bence hani kendi kariyerinin zedelenmemesi açısından ya yani John Wall gibi olmamak açısından bence eder gibi düşünüyorum ama bir şekilde ondan kurtulma lazım. İkinci konu David Hamm. Ee, bu arada bu sezonun coaching değişikliklerine ileride değineceğim. David Tam biraz daha orada konuşuruz ama David Tam bu oyunculardan ne çıkaracak? LeBron James'in olduğu ve bu kadar kadro rotasyonuna karıştığı bir noktada ki yani bu LeBron James'in ilk vakası değil yani Cleveland'da da özellikle Wade'i ve Derrick Rose'u getirdiği sene de kadroyu mahvetmişti. Sonra onu toparladılar bir şekilde sezon içerisinde ama tabii ki sonuca yaramadı. Ve yine burada da Westbrook ısrarla kadroyu mahvetti. Bunu toparlayabilecek mi David Tam? Tabii David Tam şu an Westbrook hakkında pozitif konuşuyor onu tekrar eskisinden de daha iyi kullanabileceğini onun çok daha büyük potansiyel olduğunu. Tabii biraz da al gülüm ver vergülüm için de böyle konuşuyor ama ne çıkarabilecek çok merak ediyorum. Yani ben özellikle Çaylak koçları, tabii asistan koçları, head koçunu görmeden konuşmak çok zor. Udoka için de aynısını söylemiştim. Özellikle ilk 10-15 maçlarını gördükten sonra başarılı olsalar da başarısız olsalar ne yapmaya çalıştıklarını az çok anlayabilirsiniz. Bunu bekliyorum. Yani David hem bu topladığı parçalarla Nasıl bir Lakers rotasyonu oluşturacak, nasıl bir altyapı oluşturacak, hem de Lebron James Davis kalırsa Westbrook üçlüsünü tekrardan nasıl e, bu kadro yapısını eritecek ve özellikle de Westbrook'un artık takım boyumu nasıl oynayacağı ya da bunu tekrar oynatabilecek mi? Bunları çok merak ediyorum. E, David Hamill'i de zaten o noktadan sonra konuşacağız. Bu arada tabii Durant'i konuştuk demin tekrar Nets'e atlıyorum buradan. Nets'te TJ Warren'la bir yıllık bir anlaşma yaptı. Pat Mills'la 2 yıl 14,5 14 milyonluk bir anlaşma yaptı. Nick Claxton'la yine 2 yıl 20 milyon. Oyuncu anlaşlar anlaştılar. Royce O'Neal'ı aldılar Utah Jazz'dan. Tek bir draft, birinci tur draft hakkına. Şimdi bu çok ilginç bir hamle. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Özellikle Royce, Royce O'Neal hamlesiyle. Bir şekilde ya Durant kayrı takaslarından ciddi iyi oyuncular alabileceklerini ve Nets'in tekrar şampiyonluk adayı olarak yoluna devam edebileceğini ve bu yüzden de iyi parçaları toplamaları ve tutmaları gerektiğini düşündüklerini anlıyorum. Olabilir. Ya da kayırdan bir şekilde kesin çıkacaklar ama Durant'ın çünkü artık şeye de geldiler yani tabi Durant buradan mentor olarak kalıp oynayabilir mi bilmiyorum ama Durant hiçbir yere takaslamazlarsa onun bir şekilde kalıp kendisini tekrardan kanıtlamak için de burada iyi oynayacağını iyi oynayabileceğini kendisini vereceğini daha doğrusu düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum çok riskli yani burada draft hakkı vermek hele de takımı dağıtma noktasında ki daha Ben Simmons konusu var hani bu videonun konusu değil Ben Simmons tabii onu çok konuşmayacağım ama Ben Simmons'ı da takaslama ihtimali şu an hiç yok. Kim niye alsın ben nasıl bilmiyorum. Bir ara Atlanta konuştu. Onlar daha iyi bir hamle yaptılar zaten. O yüzden hani Durant'ın kalabileceği ya da Durant Kyrie ikilisinden gelebilecek ciddi yine yıldız oyuncularla bu işi çözebileceklerini düşündüklerini anlıyorum bu hamlelerden. Umarım haklı çıkarlar. Onun dışında demin Bulls konuşmuştuk. Goran Dragic de Bulls'la bir yıl 2.9 milyon bir anlaşma yaptı. Cody Martin Charlotte'da 4 32 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Yine iyi bir parça takımda kaldı. Kevin Lund'dan zaten bahsetmiştim. Şimdi gelelim Clippers'a. John Wall Clippers'da 2 yıl 13 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve tekrardan sahalara dönecek. Yani zaten yıllardır sahalarda görmüyorduk kendisini ama artık Clippers şey gibi oldu zaten. O kadar derinleşti de artık. Yani John Wall hamlesi evet sezonda işe yarayabilir belki ama playofflarda ben hiç yeri olduğunu düşünmüyorum Canvalı'nın. Ee, belki ondan tekrar bir şey çıkarabiliriz. Yani biz burada Reggie Jackson'ı adam ettik. Onlardan çok iyi yararlanıyoruz o düşünüyor olabilirler. Belki John Wall'dan da böyle bir şey alacaklarını hayal ediyor olabilirler. Ama ben gerçekten hiç inanmıyorum. Artı John Wall tarafından da hani şunu düşünüyorsa ya ben buraya gelirim. Creepers de takım. Bak iyi de katkı verir. Kendimi gösteririm. Nikola Batum gibi bak değerli bir oyuncu olduğumu kanıtlarım derse John Walter'ın bak değerli bir oyuncu olduğunu kanıtlaması ama çıkıp topu baskın bir şekilde kullanan işte 10 plus asist yapmaya çalışan bir oyuncu eski John Wall olmaya çalışmasından bahsetmiyorum. Faydalı skora 10-12 civarı belki katkı yapan, yüzleri oynayan bence çok zor. Ee, özellikle kenardan gelip iyi bir asist potansiyeli yaratan, second unit iyi yöneten, e, Batum gibi sahaya girdiğinde faydasının yüksek ...verimlilikle veren bir oyuncu olduğunu kanıtlarsa olabilir. Yok ben bakın hala canvolum. Aa, biz biz neyiz be, öttürürüz falan gibi bir havaya girerse de... ...Crippers doğru bir takım değil. Yani Crippers'da öyle bir süre falan da bulamaz. E, Kavay da dönecek. Paul George zaten geçen seneden beri artık... ...iyimesini devam ettiriyor. O açıdan öyle yaklaşılır. Çok yanlış bir tercih. E, bakalım Clippers'ta yine bu sene... E, bu arada Zubach'ta da anlaştılar. 33 milyon dolar 3 yıllık bir anlaşma yaptılar. Hartenstein gitti New York'a. E, Covington'la yine sözleşme uzattılar. Ya yani Kado şu an inanılmaz derin. E, uzun, kısa, kanat herkes var. Bayağı derin devlet gibi oldu cidden. Ama bunların nasıl kavayın dönüşüyle beraber e, sahne koyacaklar. Özellikle Can Wall'un bu kadar süreden sonra oynamadı, uzun sürede uzun süre oynamadıktan sonra ne vereceğini de göreceğiz. Bunun dışında Cavaliers'ta kadrosunu derinleştirmeye devam etti. Robin Lopez'le bir yıllık anlaşma yaptılar. Ricky Rubio geri döndü. 3 yıl 18 milyon dolarlık bir anlaşmayla ağır bir sakatlık geçirmişti. O da yine backup guard olarak döndü. Toronto'ya gelirsek Otto Porter Jr.'dan bahsettim zaten. Bence çok çok doğru bir hamle geldi onlardan. Eee Teddys Young'la 2 yıl 16 milyona ki bence yine çok gelebilir bir anlaşma. Teddys Young yine birçok takımın ihtiyacı olabileceği esnek savunmacı, uzun rotasyonunda kısa parça olarak yer alabilecek önemli bir oyuncuydu. Chris Boucher yine keza 3 yıl 35 milyon dolarlık anlaşmayı imzaladı Toronto ile ve Toronto gerçekten çok derin, çok efektif bir kadro oldu. Ama Toronto'nun ben bu hamlelerinin yanında işte Scottie Barnes'ı zaten e, vermemeleri de iyiydi bu arada. Tabi o da Durant için masaya geldi, masaya gelebilir mi dendi daha doğrusu Toronto getirmedi. Çok akıllıca Scottie Barnes'ı kaybetmemeleri bence çok doğru bir hamle. Siakım zaten geçen seneden artık daha iyi bir geçen seneden beri. Ama bence burada asıl sıkıntı zaten Toronto'nun kısa rotasyonunda. Yani Fanfleet geri Trent Junior ikilisi ne hücumda çok dengeli ne savunmanın her zaman bir parçası. Evet Fanfleet geri Trent Junior ikilisi kötü savunmacı değil ama uyumlu da değiller. Yani takım savunmasının düştüğü anlarda on, bu, yükseltebilecek oyuncular da değiller. Hücumda gerçekten çok savruk. Hele de play playofflarda özellikle Philadelphia sayesinde. Ben Philadelphia sayesinde Toronto'yu favori gösteren taraftaydım. Ama Fanfleet'in sakatlığıyla da beraber tabii ki bunu da göz ardı etmiyorum ama gerçekten berbat tercihleri takımın bütün hücum ahengini çok bozuyordu. Bence bir noktada tabii Annobi'den de çıkmayı düşünür ama ben olsam Annobi tutup Fanfleet geri Trent Junior ikilisinde ya da geri Trent'te tutup Fanfleet'ten çıkmayı bir düşünür hayal ederdim. Bilmiyorum ne yapacaklar. Çok merak ediyorum Toronto tarafında. Ve gelelim e, New York'a. New York'ta Jalen Brunson anlayışını yaptı. Dallas'tan e, free kalan Jalen Brunson'la 4 yıl 110 milyon dolarlık bir sözleşme yaptılar. Fiyat olarak bence çok iyi. Yani Brunson'un potansiyeli belli ama benim kafama takılan konu işte true point guard'ı bulduk falan gibi böyle 90'larda oyuncu almıyoruz abi artık. Hadi salın ya şu gözünü seveyim. Yani true, 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 oyun kurucuyu bulduk. Gerçek oyun kurucumuz işte artık hepinizi öttüreceğiz falan. E baba sen RJ Barrett'a da pas yaptırabilirsin. Diğer oyuncularını da bunun için devreye sokabilirsin. Kanatlardan da oyun yönlendirebilirsin. Uzun oyuncuna pas yaptırmayı öğretebilirsin. Tabii ki anlıyorum orada söylenen şey ama yani bu yaklaşım bence eski kafa hala ve eski kafaya da çok da bir yere gidemeyeceklerini inanıyorum. Çünkü Jalen Brunson'un özellikle Dallas'ta oynarken en, en önemli alamet farkalarından biri e, tabii ki o topluyken çok iyi bir, çok iyi potansiyel, çok iyi performans gösterdi ama topsuz olarak da çok iyiydi. Çok iyi set şut sokuyordu. Özellikle Donch yarattığı pozisyonlarda çok iyi set şutlar sokuyordu. Şimdi bütün oyunu onun yaratmasını istenen bir yapıda nereye kadar gidebilir yıpranmadan hiç bilmiyorum. Yani New York New York, New York gibi yıpratıcı bir yapıda nereye kadar kadar gidebilir göreceğiz. bayağı zor bence işi. New York ona bence e, biraz erken çok büyük bir yük veriyor. Hart olarak onu devreye sokabilecek topsuz donatabilecek bir oyuncu da yok. Bu da başka bir sıkıntı. Nasıl olacak o iş, çok merak ediyorum. Yani bu e, ağırlık merkezini çok iyi değiştirebilen bir oyuncu ama bir anlamda da fiziksel dezavantajı var. Geçen playoff'lara gördüğümüz gibi yani Trae Young bir de çok zorlandı. Yok olduğu anlar oldu. Camorant çok zorlandı, Camorant bunu değiştirdi. Camorant özellikle de fiziksel dezavantajından kurtulmak için daha iyi off-ball oyunlar oynamaya başladı. Topu daha erken elinden çıkardı. Pik alırken özellikle mesafeleri iyi çok rahat kurtuldu. Kendi oynamak yerine, boyalana dalıp dayak yemek yerine de oyunu çok daha iyi yönlendirdi. Peki Brunson bunu yapabilecek mi? Yani topu kullanmayı seven de bir oyuncu Jalen Brunson. Ve etrafında yönlendirebileceği oyuncular da çok çok ciddi potansiyeller değil açıkçası. Kimse kusura bakmasın. Yani New York'ta şu anda o işte artık oyunu yönlendirecek ve kimler kimler potansiyelini ortaya koyacak diyebileceğimiz bir takımda değil. Yani Julius Randall'ın playoff'lara nasıl yok olduğunu gördük. Yani burada bir opsiyon belki Mitchell Robinson'ı daha iyi çemberde kullanabilir. O olabilir. Onun dışında RJ Barrett zaten bu takımın diğer ana parçası. RJ Barrett'ı da e, bir noktada çok aslında pasif kullanıyordu. Bence onu da kesinlikle daha aktif kullanıp oyun yönlendirmenin de bir parçası yapması gerekiyor artık. RJ, RJ Barrett de o tecrübeye erişti. Bilmiyorum ne olacak. Tabi şimdi şunu da konuşmamız lazım. Donovan Mitchell'ı e, masaya koydu. Artık yutacağız. Orada goberide olduktan sonra artık bir yeni değişime gidecekler ve New York ciddi alıcılardan biri elindeki oyuncularla beraber Tabi işte Emanuel Kuyukli burada konuşuluyor, e, o bir topping konuşuluyor, burada özellikle genç oyuncuların ve elenik draft haklarının verilmesi masada. Eğer Donovan Mitchell gelirse, RJ Bird, Jalen Brunson, Donovan Mitchell üçlüsü İlginç bir üçlü olabilir ki Evin de var burada. Evin Fournier'i ben olsam burada artık kenara atarım. Gelene de Kemre Diş var. Kemre diş kullanacaklar mı onu da hiç bilmiyorum. Ben hala onun özellikle kanat performansının geliştirebilecek ileride önemli olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Bilmiyorum çok yine dengesiz çok dağınık bir şekilde gidiyorlar. E, yaptıkları hamleler fena değil ama Julius Randall'la bilmem ne olacak işte de değil. Bakalım göreceğiz. Yani Thibaut'u Jalen Brunson nasıl oynatacak? Donovan Mitchell gelecek mi? RJ Barrett artık daha pasif olmaktan çıkacak mı? New York'un hamlelerini sezonda izleyeceğiz. Bunun dışında Orlando Gary tekrar anlaştı. 2 yıl 26 milyon dolara, dolara yine savunma için iyi bir kelepir parça olarak eklediler. Mo Bamba çok birçok takımla adı geçmişti. O da Orlando'da kaldı. 2 yıl 21 milyon dolara. Ben burada Dallas'ın bir hamle yapmasını bekliyordum. Ee, gelmedi. Onun yerine 3 yıl 20 milyon dolara Ceval Ceva McGee'yi aldılar. Megi ne olsa olsun tabii iyi bir sezon oyuncusu. Ama playofflar geldiğinde artık eskisi kadar faydalı olur mu? Ya da Wood'la nasıl oynayacaklar? Tabii de Wood konusu var. E, Wood'u da Wendell Moore, Stank Brown, Marcus Chris, Boban Marenic ve Trey Burke karşılığında Rakistan aldılar. As aslında bu Takasa ve Cevahir McGee hamlesine e, bayağı kızabilirdim. Tabi hani bilmiyorum ne düşündüklerim burada ama Tam, bana tam bir deneme gibi geliyor. Ya yani, Wood'un hiçbir savunma potansiyeli yok. Dallas'a merhem olabilecek ya da Dallas'ın hücumuna inanılmaz katkı verebilecek bir oyuncu da değil. Evet bir double double oyuncusu olarak dursa da takımdan çok kopuk oynayarak bunu yapan ve bugünün NBA'inde özellikle playofflarında bu açıdan hiç yeri olmayan bir oyuncu. Hele de Donch için yönettiği bir takımda. O yüzden bir deneme olarak görüyorum. Hani ilk, Ceval Megi, Christian Wood ikilisinin bu uzun rotasyonda ne yapabileceğini, nasıl hareket edebileceğini, Jason Kidd nasıl planlayacak sezonda göreceğiz. Ama e, ben açıkçası Dallas'ın bu off-season hatta bu sezonu da boş geçtiğine inanıyorum e, bu hamlelerde. Evet, sezonda yine yerlere gelebilirler. Ee, tabi Jalen Browns da kaybettiler bu arada. Orada Tim Hardaway Jr. tabi sakatlıktan dönecek. Ee, o keza nasıl döner ya da playofflara nasıl oynar? Ee, yine onları ya tabi ki yine bir potansiyeli var bir şey koyabilecek ortaya ama yani Donch için en son noktada Golden State'i Golden State oynarken Donchich ve Dallas'ın en son raddede tıkandığı yer gerçekten rotasyondu. Yani yeterli oyuncuya sahip olmadıkları için ve bu eksiklikten dolayı yeterli savunma direncini, gücünü, kondisyonunu sahaya süremedikleri için Golden State'e karşı dayanamadılar. Yetmedi yani enerji yetmedi, personel yetmedi, güç yetmedi. Şimdi bu hamlelerle ve bu derinlikle, bu rotasyonla yetecek mi? Hiç zannetmiyorum. Yani yine o raddeye ki bu sene batı daha güçlü ve hareketli bir durumda olacaktı. Sakatlıklar geri dönüyor. Denver ve Clippers çok daha iyi durumda gelecekler falan. Bu rotasyonlar, bu e, bu ortamda işleri çok zor. Hele de bu uzun rotasyonuyla. O yüzden hani yine gittiği yere kadar gitsin. Biz esas seneye hem bu denemeleri de yapalım. E, diğer oyuncuların durumuna bakalım. Zaten Doncic cepte. Seneye bakacağız hamlesi gibi görüyorum bu offseason'ı Dallas açısından. Marvin Bagley de Pistons'la 3.37 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Onun dışında Bucks'a biraz değinebiliriz. Bucks'ta da çok fazla hamle var aslında fazla mı dedim bütün elimdeki rotasyon oyuncuları yeniden anlaşma imzaladılar. Bobby Portis 4 yıl 49 milyon, Javon Carter, West, Matthews, Pat Connicton, 3 yıl 30 milyon. Ibaka'ya da bir yıllık anlaşma yaptılar. Ekstradan da Joe Inglis eklediler. Joe Inglis bence ilginç bir hamle. Yani Dallas'ın, pardon Milwaukee Bucks'ın kanattan Inglis gibi oyun yönlendirebilecek bir oyuncuya sahip olması özellikle de e, Yanis'in uzun rotasyonda 5'e kaydı, pardon kısa rotasyonda 5 oynadığı ve bir rotasyon yapıda ilginç olabilir. Tabii ne kadar sağlıklı olur, ne kadar iyi durumda dönecek göreceğiz. Bence hiç fena bir hamle değil. E, Bak zaten asa sakatlık olmadığında e, yine Doğu'da en ciddi rakiplerden biri olacak diğer bütün takımlar için. Tyus Jones yine e, Memphis'te 230 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Conchard'a da 319 milyon dolar bir anlaşma yaptılar. Kyle Anderson'ı kaybettiler ama Memphis'in zaten artık e, kafa yapısı da, rotasyonu da, her şey de ortada. E, uzun vadede potansiyelleri olsa da tabii Bane, Brooks ikilisinin John Morant'la beraber e, uyumu ne kadar iyi olacak uzun vadede sakatlıklar olmazsa gerçekten yan yana oynayabilecek oyuncular olacak mı bunu göreceğiz. Tabii bu sezonda Cameron sakatlandı. Brooks zaten sezon boyu sakatlı. Playoff'larda geri geldi tam dönemedi. Bain biraz da onlara göre istikrarlıydı. Yer yer fiziksel dezavantajlar yaşadılar. Bazen de yarattılar rakibe karşı. Avantaj yarattılar. Ama Memphis için bence Tyus Jones tutmak iyi bir hamle. E, Kyle Anderson'ı kaybetmek bence pek iyi olmadı onlar için. Bu arada Merton'u da Philadelphia'ya verdiler. Ama e, şu anda Memphis'in gideceği yer için e, durumunun ben parlak olduğunu düşünüyorum. Miami'ye geçelim. Miami tabii birçok takasta masaya gelen takımlardan biriydi. Özellikle Tyler Hero'yu e, takasın konusu yapıyorlar. Bence onlar da biraz playoff'larda şeyi gördüler. Yani evet Tyler Hero potansiyeli olan e, gerçekte en iyi 6. adam olabilir o, o yani potansiyelini zaten sahip koydu ama böyle bir oyuncuya sahip olmak isteye, isteyeceğiniz e, bir oyuncu. Ama Hero'nun da yine artık takımlar şuna bakıyor. Yani biz playoff'larda artık bir yere geleceğiz. Finale geleceğiz. Orada artık böyle her şey patlayacak. Rakipler inanılmaz sertleşecek. Savunmalar inanılmaz yükselecek. Hücum oyuncunun elleri kolları titreyecek. Orada bize ne verebilir? Yani Hero orada bir şey veremiyor. Yani onu gördük. Tabi sakatlığın da etkisi vardı ama ileri gidecek sinyali de bence şu anda vermiyor. Ee, o yüzden onu takasın konusu yaptılar ama istediklerini alamadılar. Tabi Bema Debao'ya göz koydu özellikle Brooklyn Nets'te dürenti vermek için. E Donovan Mitchell için burada yine hamle yapacaklardır ama alabilirler mi bilmiyorum. Oladipo'yu tuttular. Belki Oladipo da bu takaslardan birinin konusu olabilir. Bir yıl 10 milyon dolar bir anlaşma yaptı. Oladipo e, tabii Utah Oladipo'yu ne yapsın? Ama başka takımlar için iyi bir takas konusu olabilir. Belki sezon içerisinde bile. Tabii onda potansiyeli sezonda nereye gidecek ona göre bir hamle yapacaklardır. E, Dwayne anlaştığı yine 2 yıl 9 milyon. Caleb Martin'le de yine 3 yıl 20 milyon olarak bir anlaşma yaptılar. Bu da bence iyi hem kelepir hem de e, savunma rotasyonu için iyi bir hamle. E, ama tabii burada asıl konu... <laughs> Ya yani takırı kaybettiler ama daha da asıl konuya geliyorum. Kyle Lowry. Lowry geçen sezon sakatlıklar işte playoff'ta artık yıpranılacak seviyeler, seviyelerde yaşından da dolayı çok zorlandı. Lowry, Oladipo, Hero üçlüsünü bir takasın konusu yapabilirler mi? Sezon içerisinde falan. Bunu da açıkçası merak ediyorum. Yapabileceklerini düşünüyorum manuel alabilecekler göreceğiz. Evet extensionları ve kontrat dinlenimlerini konuştuk. Bunları en son e, iki gün önce e, Spurs'un Kelton Johnson'la yaptığı 4 yıllık 80 milyon dolarlık anlaşma da eklendi. Bunun hepsinin dışında bir de match edilen bir anlaşmamız oldu. Deandre Ayton e, Indiana Pacers'tan 133 milyon dolarlık bir teklif aldı. E, ve Sans'ın bunu match etme şansı olduğu için, kendi çaylak oyuncusu olduğu için de, pardon çaylaklıktan beri onlarla olduğu için de bunu match etme şansı vardı ve zaten ...Aiton'a max kontrat vermek istemiyordu Sans. Kendi kafanı belki de onu çok ucuza kapatmış oldular. Ama mental olarak... ...Aiton'u tutabilecekler mi? Sağda ondan verim alabilecekler mi? Hiç emin değilim. Burada Montellumsa çok büyük iş, iş düşüyor. Onu tekrardan devreye sokabilir mi bilmiyorum. Tabii şunu da hatırlatmam lazım. Şimdi ocağa kadar takas edemeyecekler. Bu match-up'tan match dolayı. Artı olarak bir sene içerisinde de... ...eğer bir takas için anlaşırlarsa ve Aiton kabul etmezse de gitmeyecek. Yani beğenmediği bir takası da bir sene içerisinde veto etme hakkı var DeAndre Aiton'un. Bilmiyorum yani çok önemli parçalar ekleyemediler. Geçen seneki eksiklerini kapatacak bir hamleleri olmadı. Üstüne de Aiton'un mental olarak bozup <laughs> takımda tuttular. Herhalde ondan bir noktada bir takas karşılığı almayı bekliyorlar. Ee, ama bu iyi bir hamle mi, bu iyi bir yöntem mi ee, sans için hiç emin değilim. Şimdi takaslara gelelim. Takaslarda aslında tabi Rudy Gobert takasını en başta konuştuk Minnesota'dan bahsederken özellikle de e, yaptıkları extensionlarla ilgili konuşurken konuştuk. Burada daha önemli bir takas var bence. Ee, özellikle Celtics'in hamlesi Malcolm Brogdon'ı Pacers'dan 2023 birinci tur draft hakkı Daniel Tice ve Aaron Nesmith karşılığında aldılar. Ee, ben çok iyi bir hamle. Yani Bragdon hamlesi hatta tweet, Twitter'da e, alakasız bir yerde biri bana bunu araya sıkıştırıp sonra da üzerinden kaç versin abi bu takıza diye. Gerçekten onun üzerinden 9 veririm. Kırdığım puanda gerçekten sakatlık potansiyelinden dolayı olur. Çok çok iyi bir hamle. Ee, ama şunu unutmaması lazım bence. Bastın'ın da, Udokan'ın da. Şimdi şu sorunu yaşadılar. Tatum sezon içerisinde oyun yönlendirecek ilk zihin, ilk beyin olduğunu çok hissetmedi Sağlı. Pek bunu da kabullenerek de oynamadı. Ama playofflar geldiğinde ilk maçtan itibaren özellikle kötü oynadığı, hücumda kötü oynadı o maçlarda biraz da böyle kafa yapısını tamam bugün kötü oynarım o zaman başka şeyi yapabilirim'e yönlendirerek iyi bir oyun yönlendirici olabileceğini bize gösterdi. Ama böyle olmaz. Yani bunu sezon içerisinde daha istikrarlı, daha plan dahilinde ve daha vurgulayarak yapması lazım Boston'ın. Şimdi burada Bragdon niye önemli? Bir, özellikle Tatum kenardayken. Çünkü şimdi Smart oyun yönlendirme konusunda iyi hamleler yapsa da Tatum kadar baskın olamadı. Özellikle de playoff'un yine baskılı anlarında arada kaldı. Çembere mi gideyim, oyunu mu yönlendireyim, ben bu takımın Takım bana güvendi. Ben de iyi oynuyorum. Gerçekten mükemmel oynadı bu arada. Çok, ben de çok olgun bir sene, sene geçirdi. Ama o kritik anlarda özellikle Golden State serisinde Tatum da tıkanmışken, oyunu yönlendiremiyorken o yükü ne o alabildi ne Derek White alabildi. Şimdi Bragdon bu yükü alabilir. Tatum kenardayken de Tatum sağdayken de. Bragdon ikinci olarak neyi alabilir? Savunmayı alabilir. Yani Smart'la beraber, Smart'ın backup'ı olarak Derek White'la beraber Tek başına gerçekten kısa rotasyondaki e, en iyi savunmacı savunmacılardan biri. Yani Hatta ona şey de diyebilirim. Böyle e, ucuz jury hold'eyi de diyebilirim. Biraz daha hani uc, ucuzu. <laughs> Biraz daha kelepir jury hold'eyi diyebiliriz. E, ki çok iyi bir dış şut potansiyeli de var. Bunu da kullanabilirlerse ve bu bahsettiğim Tatum'ın oyun yönlendirme konusunu artık sabit ve vurgulu bir şekilde sezona yedirerek ve bu yedirmeyle playofflara taşırlarsa, Boston geçen sene geldiği nokta, yani geçen sezon geldiği nokta tekrar gelir ve daha da ileri gidebilir. Bunun dışında tabii Kings Kevin Hrter aldı, Atlanta'dan Justin O'Day, Mo Harkless ve bir future first round pickle. Bu da iyi bir hamle bence. Yani biraz orada hem savunma potansiyeli olan hem de Fox'la beraber iyi bir atletizmi olan baskılı bir arka alan yaratabilecek bir yapı kurdular. Bakalım Kevin Durant tabii yollamak zorundaydı Atlanta çünkü oradan da diğer takasa geliyorum. Dejant'ı Murray aldılar Spurs'tan. Spurs artık zaten gözü kararttı. Elindeki potansiyel oyuncuları tutacak. Geri kalan artık yatırım yapmak istemediği oyuncuları çıkarıp biraz daha tankleyerek yoluna devam edecek. Bu belli oldu. Dejant Murray hamlesi de burada özellikle de kısa rotasyonunda Trey Young'ın o fiziksel dezavantajını alabilir ve ve, ve benim için en önemlisi Treyank artık daha fazla topsuz oynayabilir. Çünkü Treyank şöyle bir kafa yapısındaydı. Yani ben topu bırakırsam bu takım olmaz. Bu benim abi. Top bende olacak. Kafa yapısından çıkamıyordu. Belki de oyunculara güvenmiyordu. Burada mesela Bogdanovic'in kontrolü aldığı anlarda da hareketsiz kalıyordu. Yani topsuz oynamıyordu. Çok pasif kalıyordu. Şimdi Dejan Amiri çok hareketli bir oyuncu. Derebilen bir oyuncu. Çembere gidebilen bir oyuncu. Ağırlık merkezi bozabilen bir oyuncu. Şimdi Bogdan daha çember hedefle giderken e, tabii ki o da iyi bir pasördü ama Murray daha da iyi bir pasör. Yani Murray burada delip Trae Young'a Trae Young'ın yarattığı hatta e, topsuz bir ağırlık merkezi oluşturabilirlerse artık sonunda. Ben burada kesinlikle e, Curry'i taklit etmesini bekliyorum artık Trae Young'un biraz. Hatta fizik olarak da biraz güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık fiziksel sıkıntı yaşayan kartlar playoff'lara çok zorlanıyorlar. Bunu bunun örneklerini çok gördük son playofflarda. Burada yine o fiziksel sorunu aşmak için de Dejanta Murray'e topu bırakıp çok daha ciddi bir hücum potansiyeli olabilir Trae Umarım bunu yapabilirler. Böyle düşündüğümde bence çok iyi bir hamle. Bunun içinde kim verdiler? 3 tane birinci tur draft hakkı verdiler. Bence iyi topladı buradan Spurs. Galinari aldılar ki Galinari'yi daha sonra dropladılar. Hatta hemen buradan Boston'a döneyim. Bahsetmeyi unutmuştum Galinari'yi. Şimdi görünce hatırladım. Boston Galinari de ekledi. Bence rotasyon için çok doğru bir hamle. Hem kenardan gelecek bir skor, skorer hem de e, mükemmel olmasa da esnek bir savunma yaratabilecek, uzunlarla eşleşebilecek e, bir potansiyel kanat uzun oyuncusunu aldılar. Tekrar dönüyorum Atlanta'ya. Dediğim gibi Dejante Murray hamlesi onlara Trey Young'ın fiziksel dezavantajını kapatacak, onu topsuz oynatacak ve hücumda o kenardayken Atlanta'yı daha hareketli yine pardon Atlanta'nın hareketliliğini koruyacak bir seviyeye getirebilir. Burada tahminimce Bogdanovic hem 6. oyuncu olacak hem de maç maç bitiren 5'lerde yine yer alabilir. Çünkü John Collins'in savunma dezavantajının sağda kalma ihtimali düşebilir. Ya da John Collins, Capella ikilisinin e, birisi sağda kalıp yine burada e, Dörtlüyü değiştirebilirler. Diğer kısa dörtlüyü. Tabii Hunter artık potansiyelini koyacağı sezon olarak düşünüyorum ben bunu Eğer bir sakatlık olmazsa. O da 3'ü 4'ü zaten. Yani, kanatta her türlü opsiyon oynayabilecek. Oyuna yön verebilecek. Drive edebilen. Çok iyi savunması olan bir oyuncu. Yani ana ana bacaklar e, Trae Young e, Hunter ikilisi olacak. Bunun yanına e, Murray ve Bogdanovic eklenecek. Bence çok iyi bir dörtlü. Bu dörtlünün yanındaki işte Capella Gianconis ikilisi de Artık bu takımda e, duruma göre, yani hücum, savunma değişikliğine göre, rotasyona göre yer alacaklar. İyi bir hamle ama bakalım dediğim gibi Trae Young-Murray ikilisinin toplu topsuz oyun dengesini nasıl sağlayacaklar göreceğiz. Son olarak şu Donovan Mitchell meselesini bir konuşalım. Goberle başlayan süreçte artık belli oldu ki, hatta Snyder'la, Quinn Snyder'la başlayan süreçte belli oldu ki Utah artık bir yenilenmeye gidiyor. Tabi deneyinç geldi, takım sahibi değişti. Şimdi birazdan koş değişikliklerinden de bahsedeceğim. Koş değişikliği geldi. Donald Mitchell de artık burada belirsiz bir süreç yaşamak yerine ondan da çıkıp ki zaten deneyin onu franchise'ı sürükleyecek bir oyuncu olarak görmediğini düşündüğü yönde açıklamalar da geldi. Deneyinci zaten çok güvendiğim bir adam değil ama neyse hayırlısı Utah için. ama ne olacak yani Donovan Mitchell nereye gitse başarılı olur, nereye gitmeli, nereye gidebilir konuşmak yerine benim belirtmek istediğim çok önemli bir nokta var. Donovan Mitchell özellikle de Quinn Snyder'ın onun üzerine düşmesi, onu video sessionlarla hazırlaması, çaylak olarak ilk geldiği günden beri onun potansiyelini ortaya çıkabilecek o böyle heykel gibi onu oyması sayesinde bugünlere geldi. Ve bir noktada özellikle geçen sene playofflarda uğranan hayal kırıklığından sonra bence bu kontrolü kaybetti Dan Snyder. Ve Donovan Mitchell özellikle Gober'le girdiği kavga yani evet COVID süreci de bu durumu yıprattı ama Weber'le girdiği kavga, bu takım benim, ben istediğim gibi oynatırım, artık ben oldum bakış açısından dolayı daha da geri gittiler. Zaten işte Joe Ingles'i kaybetmelerinin de oyun yönlendirmede ne kadar onları zorladığını, Mike Conley'nin formunun düştüğünde Donovan Mitchell'ın zaaflarının daha çok ortaya çıktığını, oyunu yönlendirme, takımı yönlendirme konusunda özellikle gördük. Çok koptu Donovan Mitchell bunlardan. Şimdi benim merak ettiğim işte önemli konu şu, Quinn Snyder gibi birinin kontrolüyle, Buraya gelmiş bir oyuncu Başka bir takımda başka bir koç onun üzerine bu kadar düşer mi? Bu kadar uğraşır mı? Onu bu kadar kontrol etmeye çalışır mı? Takımın kontrolünü onun istediği gibi ona verir mi? Hiç zannetmiyorum. Hele de mesela Miami'ye gitsen orada Jim Butler var. Yani başka bir takıma gitse yani ya o zaman potansiyel düşük genç takımlardan birine gelir onlar da istemezler. Niye şimdi tekrardan onun için yatırım yapsınlar? Bilmiyorum çok arada bir oyuncu. Yani Utah onun için gerçekten bir safe space'ti. Ee, konfor alanıydı hatta belki de. Şimdi bu, çok büyük bir sınava girecek bu takastan sonra. İlla ki bir yere gidecek. Utah bence ondan olabildiğince fazla draft hakkı koparmak isteyecektir. Bu potansiyel sahip bir takıma gidecek. Ya da çok iyi genç kor e, vermeleri lazım. İşte burada New York konuşuluyor. Yani New York mükemmel bir genç kor verebilir mi? Fena önceleri yok elinde ama çok da emin değilim. Yani o bir topinle, manuel kuyruk ile Utah ikna olur mu? Belki yanına Hiro da eklenirse bir üçlü takasta da e, falan filan diyeceğim ama bilmiyorum çok zor. O yüzden üçlü takas opsiyonları, ta dörtlü, takas opsiyonları bile devreye girebilir. Bilmiyorum yani Donovan Mitchell'ın dedim dediğim gibi benim benim kafama takılan kısmı nereye gidecek kimle uyum çok bu bahsettiğim bir koçun onun üzerine düşmesi ve onu kontrol etmesiyle ilgili büyük dertlerim var. O yüzden Donovan Mitchell için bence çok karanlık günler onu bekliyor umarım e, kafa yapısını bir an önce değiştirir Quinn Snyder ona kattıklarını tekrar hatırlar ve çalışacağı gelecekte koçuyla da ona göre anlaşır. Şimdi çok hızlıca bir de koç değişiklerinden bahsedeceğim video çok uzadı farkındayım yine bütün takaslar bilmem ne derken girdik çıktık yine hiç asla da kısaltamadım videoyu Koç değişiklikleriyle beraber aslında büyük bir devrim oldu NBA'de. NBA tarihinde ilk kez şimdi yine bana kızanlar olabilir ya yine mi bu konuya daktın kardeşim sen de hep bundan bahsediyorsun diye ben de böyle neden aksan taklidiyorum hiçbir fikrim yok. Ama genelde kafamda öyle bir tepki canlanıyor. <laughs> 15 siyah koç oldu ligde beyaz ve siyah koç dengesi NBA tarihinde ilk kez oldu. Bu konuyla ilgili ilginç yazılar bulabilirsiniz internette. Ben çok uzatmayacağım artık bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Daha önce Bastı'nın Udoka'yı seçmesi konusunda aslında bu konudan uzun uzun bahsetmiştim. Ee, neden siyah koç Boston için içinde bu videoyu açıp izleyebilirsiniz o videoyu. Şimdi koç değişikliğine gelirsek Lakers Bucks'ın asistanı Darwin Ham'la anlaştı. Darwin Ham zaten birçok takım için potansiyeldi. Birçok takım onun peşindeydi. Şimdi ben e, burada Darwin hem ne yapabiliri anlatamam. Çünkü Darwin hem ben head coach'unu görmedim. Bu sezonda göreceğiz. Ee, bu sezonun ilk 10-15 maçından sonra zaten mutlaka bir video yaparız onunla ilgili. Özellikle bu sene işte Will Hardy de asistan koç olarak e, Utah başına geçti. Asistan koçluktan geçti. Onların performansını sezonda görme taraftarıyım. Ama benim burada merak ettim. Darwin hem işte Lakers'ın özellikle topladığı rotasyon oyuncularını, parçaları nasıl değerlendirecek? Onların potansiyelini ortaya çıkarabilecek mi? Birinci konu bu. İkinci konu Westbrook'tan gerçekten bir şey alabilecek mi? Üçüncü konu da artık benim bıktığım. Yani Davis'in ben dört oynarım 5 oynamam goy goylarını aşabilecek mi? Bence Darwin Hem'in ne olursa olsun ipleri ciddi eline alıp çok sıkı bir şekilde böyle masaya masanın ağzını yüzünü kırarak bu oyunculardan ne istediğini, bunları ne yapabileceklerini hem onları anlatıp hem onlardan alabilmesi lazım. Çok zor bir iş. Yani Lakers'ın başına asistan koştuktan gelip geçmek gerçekten bombok bir iş. Ee, umarım başarılı olur. Yani daha önce bunu de <laughs> burada e <laughs> Luke Walton bunu denedi. Luke Walton için zaten çok berbat bir süreçti. Çaylaklara dolu bir Lakers takımı. Çok iyi sonuçlanmadı. Tabi Darwin Hem'in Ben Luke Walton'dan daha potansiyel bir koç olduğuna inanıyorum. Ama dediğim gibi 15-20 maç sonunda göreceğiz. Gerçekten çok zor işi. Kings'te zaten playoff biterken e, bitmeye yakın e, Golden State'in asistanı Mike Brown'la anlaşmıştı. Mike Brown zaten eski et koçlardan. E, Mike Brown'ın e, Kings'e katılacağı ki aslında çok ilginç. Yani Golden State ekolünden gelen e, bir diğer koçu getirdiler. Mike Brown gençlerle de iyi anlaşabileceğine ben inanıyorum. Golden State'in yarı genç yarı artık veteran bir kadrosu var. Bakalım oradan da ne çıkaracak. Mike Brown yine sezonda eleştireceğiz. Utah'ta Quinn Snyder'e Will Hardy getirdi. Boston'ın asistanı, Dokan'ın asistanıydı. Bir beyaz koç bu arada bak. Yani hep de siyah gelmiyormuş. <laughs> Will de e, yine... Bu arada Popovic tedrisatından geçen koçlardan biri Will Hardy de. O da şimdi çok zor bir süreçte. Ee, belki de boş geçeceği birkaç sezon yaşayacak. Onda yine sezonda ilk 10-15 maçından sonra değerlendireceğiz. İlginç e, hamlelerden biri Hornstan geldi. Borego'yu kovdular. Borego aslında çok iyi bir hücum potansiyeli, çok hareketli bir takım yaratmıştı. Ama savunma hiçbir şekilde olmuyordu Charlotte'ta. Steve Clifford'u getirdiler. Aslında eski bir Charlotte koçu o da. 2013-2018 arasında Charlotte'taydı ve tekrardan onun e, yaratabileceği savunma potansiyelini göz önüne aldık diyerek getirdiler. Ama burada ilginç bir konu oldu. Aslında Ken Atkinson'la anlaştılar. Steve Clifford'dan önce. Ve Ken Atkinson aslında hem ucum hem savunma tarafında bence çok daha etkin bir koçtu. Özellikle Nets'in o ötekiler takımında e, D'Angelo Russell'la ve diğer oyuncularla çok iyi bir e, yapı kurmuştu. Playoff'larda bir yere kadar getirmişti onları. Potansiyelini ortaya çıkarmıştı ve hücum savunma dengesi mükemmel bir takımdı net, o net. Ve Atkinson bir şekilde son anda dedi ki ben bu işi istemiyorum ben Golden State'te kalacağım dedi. Artık onun e, Steve Kerr mi ikna etti, Golden State mi ikna etti, başka bir şey mi kızdı, Jordan'a mı kızdı bilmiyorum. Ya da bir şekilde belki dedi ki ya benim kafam böyle rahat, ben bu baskıyla bir daha uğraşmayacağım da demiş olabilir. Çünkü yani Charlotte savunma yaptırmak için de çok zor bir takım. Yani oyuncuların mentalitesi olarak da. Ama burada biraz daha tecrübeli olan, biraz daha e, veteran olan bir koç geldi. Bilmiyorum Steve Clifford'ın ben e, potansiyeline çok inanmıyorum. E, evet belki iyi bir savunma yaratabilir ama hücumda hız dışında da çok ihtiyacı Çok farklı organizasyonlara ihtiyacı var Charlotte. Çok daha disiplin olmaları lazım. Çok daha yardımlaşan bir takım olmaları lazım. Hücumu daha kıymet vererek sabırlı oynamaları lazım hızlı oynarken bile şu tercihleri falan hala ha, çok kötü. Yani te, evet savunma çok büyük sorun. Yani savunma sorunu buradaysa hücum sorunu da burada. Hani şurada değil. Yani hücumda da ciddi sorunlar var. Clifford savunmaya çözse bile hücumu çözebilir mi? Emin değilim. Onu da yine sezonda konuşacağız. Bu arada D'Antoni ve Teres Tasso da görüşmüşlerdi. Ama onlar da olmadı. Son olarak da look e, Luke Walton söyledim. Neş'in ekibine de ilginç bir ekleme geldi. Kokoshkov eklendi Dallas'tan. İyi bir hamle bence. Özellikle de Neşin, e, Mark D'Antoni ve ile çok iyi bir aslında e, asistan koç ekibi vardı ilk sezon. E, bunun da aslında faydasını gördüklerini onlar gittikten sonra bence Nets'te taraftarlar da, yorumcular da daha iyi anladılar. O yüzden orada Kokoskova hamlesi belki yine hücum tarafındaki rotasyonda. Ki ben Kokoskova'nın savunmaya bakış açısını da seviyorum Sulema Emre'nin takımından. E, çok iyi bir... E, Takip savunması yaratabilecek özellikle topsuz savunmada oyunu iyi okuyabilen bir gör sağ görüşü vizyonu var Kokoşkov'un. Ben Neşe bayağı katkısı olacağını düşünüyorum. Tabi Nets ne durumda olacak onu zaten takasları vesaire de programın başından beri konuşuyoruz göreceğiz. Evet bütün kontrat uzatmaları, yeni kontratlar, takaslar bütün değil mi? önemli olanlarını konuştuk. Ee, koş değişikliklerine ufak bir değindik. Ee, Draft'a çok girmiyorum. Draft'la ilgili çok soru geliyor. Bununla ilgili aslında her sene açıklama yapıyorum. Bu sene de açıklama yapayım. Draft'ı konuşmuyorum. Çünkü ben e, hazırlanan PDF'lerden evet çok iyi analistler var. E, tabii ki onun hani ben kimim onların yanında ama başka bir analistin gözünden alıp onları size satmayı çok okey bulmuyorum açıkçası. Ben çünkü bu oyuncuları izlemedim. Şimdi izlemeden birinin gözüyle ona güvenip ya işte bu oyuncu şöyle olur, bu oyuncu böyle olur. Detroit şöyle patlar, Charlotte böyle uçar diyemem. Demek istemem. Ya yani benim kafa yapımdan dolayı olmayan bir şey. Bu o yüzden draftlarla ilgili konuşuyorum. Ha bir gün draftlarla ilgili konuşabilir miyim? Evet. Hani NC'yi full takip ederim bir sezon boyunca. Potansiyel oyuncuların maçlarını en az en az 10 maçlık bir havuzda incelerim. Farklı maçlarda, farklı e, rotasyonlarda, farklı baskı durumlarında inceleyebilirim. Ama onda da sadece oyunları ile ilgili konuşabiliyorum çünkü takas, draft dediğimiz süreç oyuncuları seçerken özellikle takımların oyuncuların mentalitesine de çok baktığı bir süreç. Ve onu göremem uzaktan, anlayamam da. Sadece orada ha bak orada yorumları kullanabilirim. Bu oyuncu delidir, manyaktır, çalışmıyordur, çok çalışıyordur, ailesi şöyledir, babası anası böyledir. Onları okuyabiliriz, o sorun değil. Ama e, teknik potansiyeli, sağlık potansiyeli hakkında başkasının gözüyle yorum yapmak istemediğim için draftlara girmiyorum. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Bir konum daha var videoyu kapatmadan önce Britney Griner konusu. Belki duymuşsunuzdur. Bir süredir yaklaşık 110 gün oldu galiba. 120 gün desek işte 4 ay oldu. Rusya'da bir takımla anlaştıktan sonra Rusya'ya gitti. Bunun en bir oyuncusu Britney Griner orada uyuşturucu madde bulunmaktan dolayı tutuklandı. Ve şu anda ne durumda olduğuyla ilgili çok bir açıklama gelmiyor. Sanırım bir tane işte bir fotoğrafı düştü bir de video de çekildi galiba hani göz altında olduğuna dair. Ve Amerika'dan da diğer oyunculardan da bu konuya ciddi bir tepki gelmedi. Ee, ne olacağı da belli değil. En sonuçta LeBron James bir tepki koydu. Yani Amerika'nın hiç sallamadığını, oyuncuların daha sonra NBA'nin de çok fazla tepki vermediğini. Bunun NBA'de daha çok tepki var tabii bu konuda ama yine de gerekli tepkinin Amerikan kamuoyunda oluşmadığını. E böyle bir durumda bir oyuncunun Amerika'ya dönerek, Amerika'ya dönmek istemeyeceğini düşüneceğini bile söyledi. Bu biraz bence sakat bir cümleydi ama e, Lebron hani artık ben bu arada NBA'de hiçbir oyuncunun artık düzgün konuşabildiğine e, çok entelektüel bir birikime sahip olmadığına inanmaya başladım. E, fazla konuşma, konuşup saçmaladıkları anlar gerçekten çok üzücü oluyor. Yani aşı karşıtlığını bile gördük ki Jalen Brown'un aşı karşıtı olmasını hala kaldırabilmiş değilim mesela. Neyse o konumuz değil ama hani bu Britney Greener konusunda en azından Lebron James konuştu sonunda 4 ay sonra. Ee, tabii e, Rusya'nın Ukrayna savaşa girmiş olması özellikle Amerika, NATO e, ekseninde savaşa girmiş olması bu konuyu uzatan durumlardan biri. Artılarak e, Britney bir LGBT birey yani lezbiyen kendisi bildiğim kadarıyla. E, bu da bence Rusya'nın zaten biraz da böyle bir e, gözdağı vermesinin ana parçalarından biri. Tabi burada siyasi konulara girmeyeceğim. Bir NBA videosunun konusu değil ama beni bu konu hakkında sıkan durumlardan biri gerçekten kimsenin konuşmaması. Yani Lebron James'in bile tepkisini ciddi koymak için 4 ay beklemiş olması. Çok ilginç. Yani bunu düşünsenize yani e, Bol ailesinden kimdi şu an hatırlamıyorum. de Bol olabilir ama Çin'de bir dükkana girip bir şey çaldığı için orada tutulacakken Trump dönemiydi. Onu apar topar kurtarıp getirmişlerdi Trump devreye girerek. Ya bunu başkan girsin çıksın da demiyorum. Hani bunlar benim konum değil şu anda. Hani bu NBA videosunda konuşsun. Yani başka bir canlı yayında bunu konuşuruz ama gerçekten bu bir erkek oyuncu olsa ya da daha büyük bir yıldız isim olsa bir şekilde Rusya gitmiş. Düşünsenize lockout var mesela. Ya zamanında çok büyük yıldızlar yurt dışına gittiler. Lockout'ta çok önemli bir erkek oyuncu Rusya'ya gitti ve üzerinde bir şey bulundu. Düşünsenize çıkabilecek fırtınayı, yaygarayı ya da LeBron James'e falan olduğunu düşünsenize bunu. Yani e, çok ilginç geldi bana. Kimse de üzerine durmuyor. Umarım e, bir şekilde bu sorun çözülür. E, keşke zaten savaş bitse de kurtulsak seviyesindeyim artık ama bunu da bir değinmek istedim. Evet videoyu bitiriyoruz ama tam gider ayak son bir, son minicik benim kanalla ilgili bir haberim daha var. Hasıl hepiniz izlediniz biliyorum özellikle basketbol severlerin direkt ilgisini çekti. Adam Sander'ın Netflix'e yaptığı son bir hatta film LeBron James'le yapımcılar arasında. Ben hiç beğenmedim filmi. bu videoda bahsetmeyeceğim neden beğenmediğimi ama bir video hazırlıyorum basketbol filmleriyle ilgili. bu tavsiye içerecek. Farklı alanlardan farklı konular üzerine yapılmış basketbol. Benim özellikle beğendiğim basketbol filmlerini Önerdiğim ya da üzerine konuştuğum bir video olacak Burada da hasılı neden beğenmediğimi anlatıp Diğer filmleri önereceğim Bunu da bir hatırlatayım ee, Bekleyin bu videoda Herhalde birkaç hafta içinde kanalda olacak O zamana kadar kendinize iyi bakın Like'lıyoruz Yorum yazıyoruz NBA videolarını paylaşıyoruz Yaz dönemi hareketli bir başladı Şimdi bir durulduk Kesin hareketlenecek yazlık devam ediyor Yazdığı çok ekstrem şeyler olursa yine Onları da konuşuruz bir sonraki videoda diğer potansiyel takaslar gerçekleşirse yine bir video yaparız. Ama hani şimdilik bir tarih vermiyorum. Biraz daha yaz dönemi konuların birikmesi, yoğunlaşması ve artmasından sonra bu videolar gelecek. O zamana kadar film videosunu bekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.